Herkese merhabalar, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün çok istediğiniz, çok uzun zamandır beklediğiniz La Roche-Posay efektler serisini uygulamalı olarak gösteriyor olacağım. Biliyorsunuz 2 senedir ben bu seriyi kullanıyorum. Daha önceki La Roche-Posay videolarımda ve cilt bakım rutinimi videolarımda içerisinde sık sık bahsediyordum. Ama uygulamalı olarak göstermemiştim daha öncesinde ve bu sürekli bana sorulan bir şeydi. Neden bilmiyorum ama sanırım söz konusu bu ürünler veya bu seri olduğu zaman biraz kafa karışıklığı oluyor. Ben de çözemedim çünkü yorumlarda çok değişik ve çok ilginç sorular geliyor benim de anlayamadığım bir şekilde. Uygulama süreci, sonrasında bakım süreci vesaire derken ben böyle bir kısa bir video çekmek istedim. Şu an akşam vakti, eve geldim işten ve ilk olarak makyajımı temizleyeceğim. Pandemi ile birlikte cildimde, özellikle yanak bölgelerimde sivilce sorunu oluşmaya başladı. Bu sorunun neden olduğunu hala bilemiyorum. Belki stres kaynaklıydı, belki bir şey tetikledi ve daha sonrasında hiçbir şekilde geçmedi. Ama o süreçte doktora gitme gibi bir durumum yoktu. Çünkü pandeminin başıydı, hastaneler vesaire zaten mümkün değildi. O yüzden ben hep böyle evde kendim bir şeyler, işte yeni ürünler deneyerek, maskeler yaparak düzeltmeye çalıştım. Ama gerçekten olmadı. Özellikle böyle Garnier, Neutrogena gibi markaları kullanarak çok fazla zamanımı boşa harcadım diyeyim. Ama sonunda fark ettim ki gerçekten bir cilt sorununuz varsa, özellikle sivilce gibi, bu cilt sorununu hafife almamanız gerekiyor ilk olarak. İkincisi de bu cilt sorununuzu öyle basit ürünlerle geçiştirmemeniz gerekiyor. Ben bu seriyi çok araştırdım, çok okudum, inceledim ve kendime uygun olduğunu düşündüğüm için satın almıştım. Herkese aynı şeyi tavsiye ediyorum. Bence ilk önce tanışma kitini satın alın. Çünkü tanışma kiti hem size aylarca gidecek hem de gerçekten cildinizin o reaksiyon verdiği süreçte, hem de ürünler pahalı ürünler olduğu için paranızı boşa harcamamış olacaksınız. Çünkü bazı kişiler böyle büyük versiyonlarını alıp hiç memnun kalmayıp hem o parayı çöpe atmış oluyor hem de ürünü kullanmadan ürünün tarihi geçmiş oluyor. O yüzden bence kesinlikle tanışma kitini satın alın. Zaten tanışma kitleri şu an hani 80-90 gibi bir fiyata bulabilirsiniz indirimli zamanlarda. Benim şu an yüzümde herhangi bir şekilde cilt makyajı yok. Aslında bunun sebebi cildimin bir süredir kötü olması. Adet döneminden dolayı şu an benim şu çene bölgemde sivilcelenmeler var. Onun dışında bir süredir gerçekten çok yoğun olduğum için cilt bakımımı aksattım. Bu benim cilt yapım. Kesinlikle bunu böyle sohbet amaçlı söylüyorum. Sizin de öyle olacak diye bir şey yok. Ben bu rutine sadık kalmadığım sürece, yani birkaç gün aksatsam, bir hafta aksatsam cildim yine aynı şekilde sivilcelenmeye başlıyor. O yüzden benim çok dikkatli olmam gerekiyor. Şimdi ilk olarak makyajımı temizleyeceğim. Bu da küçük bir öneri olsun. Ben Cosmet'in makyaj temizleme yağıyla temizliyorum. Bu süreçte makyajınızı nasıl temizlediğiniz de çok önemli. Çünkü makyaj kalıntıları sivilceye meyilli yapabiliyor cildinizi. Evet, makyajımı temizledim. Şu an cildimde hiçbir şey yok. Ve cildimin normal hali bu şekilde. Cildimi temizledim ve ilk olarak yüz temizleme jeliyle başlayacağım. Ürünlerden de kısaca bahsedeyim. Bu yağlı ve hassas ciltler için geliştirilmiş bir jel. Zaten seri tamamen yağlı ve hassas ciltler için, sivilcelenmeye yatkın ciltler için tasarlanmış. Şunu soruyor olabilirsiniz: benim cildim yağlı değil, kar mı? Yine de kullanabilir miyim? Benim şahsi görüşüm, kullanabilirsiniz. Benim karmadan normale dönük bir cildim var. Yani daha öncesinde cildim için yağlı diyebilirdim. Sonra karma dediğim bir dönem oldu. Şu an normal diyebilirim aslında cildime. Çünkü çok hafif bir yağlanma olabiliyor gün içerisinde alnımda. Onun dışında burnumda siyah nokta sorunu var. Zaten benim sivilce sorunum yanak ve çene bölgemde, bildiğiniz üzere. Ben bunu kullanıyorum. Fakat şöyle bir durum var. Eğer siyah noktalarınız varsa zaten kesinlikle kullanabilirsiniz. Benim bu zamana kadar gerçekten çok fazla, ama çok fazla yüz temizleme jeli denemişimdir. Bu zamana kadar en memnun kaldığım
ürün bu oldu. Siyah nokta anlamında. Çünkü bu ürünü bir kere kullandıktan sonra yüzeydeki siyah noktalar tamamen gidiyor. Bunu sabah akşam uyguladığınızı varsayarsak, yani bir rutine oturttuğunuzu varsayarsak siyah noktalarınızdan çok kolay bir şekilde kurtulabilirsiniz. Onun dışında bunu nasıl uygulanması gerektiği ile alakalı çok fazla soru alıyorum. Aslında normal bir yüz temizleme jeli çok komplike bir şey değil. Sadece yüzünüzü ıslatıp ürünü yüzünüzde köpürterek kullanıyorsunuz. Ben bunu ilk kullanmaya başladığım zaman, yani La Roche-Posay ürünlerini ilk kullanmaya başladığım zaman sabah uyandığımda uyguluyordum. Ve aynı şekilde gece yatmadan uyguluyordum. Bunun ardından cilt kremi, yani şu nemlendiricisini uyguluyordum. Ama artık 2 yıl oldu benim bu sürece gireli ve günde 2 kere kullanmıyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Ben bunu sadece akşam eve gelip makyajımı çıkardıktan sonra uyguluyorum. Sabah tekrardan kullanmıyorum. Çünkü zaten ben akşam temizleme işlemini böyle saat 9-10 gibi yapıyorum. 11'de yatıyorum. Sabah 7'de de kalkıyorum. Yani o 11 ile 7 arasında zaten cildim o ürünlere doymuş oluyor ve sabah şöyle güzel bir gül suyuyla temizleyip normal nemlendiricimi sürüp makyajımı yapıyorum. Yani tekrar sabah kalktığımda yüz temizleme jeli uygulamıyorum. Ama bu benim kişisel çözümüm diyebiliriz. O yüzden şimdi akşam saatinde olduğumuz için bunu uygulayacağım. Öncelikle yüzümü ıslatıyorum. Ellerinizle veya bir yüz temizleme cihazınız varsa onunla da uygulayabilirsiniz. Ben genellikle ellerimle uyguluyorum. Ve bu ürünü, yani genel olarak La Roche'un bütün ürünlerini çok az miktarda kullanmanız yeterli oluyor. Şu kadar kullandım ben. Elimde köpürtüyorum ve yüzümü uyguluyorum. Benim görüşüm kesinlikle ürünleri seri halinde kullanmanız. Sadece yüz temizleme jelini kullanıp sivilcelerinizden kurtulmak mümkün mü bilmiyorum, sanmıyorum açıkçası. Çünkü bu maksimum 1 dakika yüzünüzde duran bir şey. Sadece yüzünüzü temizliyor ve o içindeki maddelerin yüzünüzü 1 dakika boyunca en fazla işlemesini sağlıyor. Asıl bence işlemi yapan şey nemlendirici krem. Ve bu arada yüz temizleme jeli uygularken mutlaka yüzünüzü uzun bir süre bekletmeye çalışın. Uzun bir süre dediğim maksimum 1 dakika. Yani içinizden 60'a kadar sayın ve 60'a gelince yüzünüzü yıkayabilirsiniz. Çünkü eğer böyle 10 saniyede yüzünüzü şıp 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 yapıp çıkartırsanız bu üründen bir şey beklemenize gerek yok. Boşu boşuna beklentiye girmenize gerek yok. Çünkü yüzünüzde 10 saniye duran bir ürünün cildinizi temizliyor olması veya düzenliyor olması, sivilcelerinizi onarıyor olması mümkün değil. Ve cildimi suyla duruladıktan sonra yüzümü havluyla, temiz bir havluyla kuruluyorum. Şimdi asıl iş nemlendiricide. Çünkü genelde cildinizi kusturan, biliyorsunuz ki bu serinin bir kusturma süreci var. Cildinizi kusturan, cildinizde bazı kişilerde pul pul dökülmelere, belki yanmalara, belki kuruluğa sebep olan ürün çoğunlukla nemlendirici. Kısaca bahsedeyim, ben ilk kullanmaya başladığımda yüzüme ilk sürdüğüm anı hatırlıyorum. Yüzüme sürdüğümde şu bölgemde ve yanaklarımda şu kısımlarda bir yanma hissettim. Yanma hissettim. Sonra cildimi hemen suyla yıkadım. Anlamadım çünkü ne olduğunu. Sonra bir kere daha uyguladım. Daha az miktarda uyguladım. 2 günde bir uyguladım vesaire derken cildim ona alıştı. Yani ilk defa kullanıyorsanız bu ürün muhtemelen cildinizi, eğer çok hassassa cildiniz, bir tık yakabilir. Ama eğer çok yoğun uyguladıysanız ve cildiniz dayanılmayacak bir yanma seviyesindeyse zaten cildinizi hemen sabunla temizleyin. Bu arada bu anlattıklarımı lütfen bir uzman, bir cilt bakım uzmanı, işte profesyonel biri gibi algılamayın. Ben sadece burada kendi deneyimlerimi paylaşıyorum. Kendi sürecimden bahsediyorum. Sizin bu tarz sorunlarınızda ilk olarak yapmanız gereken şey zaten tabii ki de bir uzmana, bir doktora, bir cildiye başvurmak. Ben sadece burada kendi deneyimlerimi aktarıyorum size. Lütfen bunu karıştırmayalım. Kusturma süreciyle alakalı da çok fazla soru geliyor. Cildim kusmaya başladı, ne kadar sürer diye. Ben bu tarz sorulara cevap vermeyi gerçekten hiç sevmiyorum. Çünkü bilmiyorum ne kadar sürer sizin cildinizdeki kusturma dönemi. Benimkinde belki 2 ay sürer, sizinkinde 2 hafta sürer.
Belki sizinki bir gün sürer, 3 gün sürer, benimki 3 ay sürer. Yani bu bizim kişisel olarak cilt bakımımızın rutinine, o rutine oturtma şeklimize, cildimizin problemine, alt tabakada olan diğer sorunlarla alakalı, yediğiniz, içtiğiniz şeylerle alakalı, kullandığınız kötü alışkanlıklarla alakalı. Yani ben kalkıp da kusturma süreci arkadaşlar 2 ay sürüyor demem asla ama asla kabul edilir ve normal bir şey değil. O yüzden yine buna cevap vermeyeceğim. Çünkü dediğim gibi cilt bakımı kişiden kişiye değişiyor. Bu arada bu ürünün kusturma aşamasını bilmeden cildimi daha kötü yaptı diye ürünü çöpe atan çok fazla insan varmış. Benim de bu videomdan sonra çok fazla kişiyle konuşmaya başladım ve böyle hikayeleri çok duydum. Eğer cildiniz bu ürünleri kullandıktan sonra daha fazla sivilce çıkarmaya başladıysa korkmayın, muhtemelen bu sürecin içine girmişsiniz. Ciliniz yanıyorsa, cildinizde böyle çok pul pul dökülmeler olduysa ürünü çok fazla kullanıyorsunuz anlamına da gelebilir. Porsiyonları biraz düşürmeye çalışın. Kusturma sürecini geçtik. Cildinizde eğer böyle beyaz döküntüler, kuruluk, pul pul dökülme gibi sorunlar yarattıysa o zaman da şunu yapın. Bende de çünkü aynısı oldu. Benim şu bölgemde, şuramda, çenemde, şu ağız kenarlarımda inanılmaz bir kuruluk olmuştu. Ve bu nasıl tarif edeyim? O kadar yoğun bir kuruluktu ki ben ağzımı şu şekilde açamıyordum. Yani şöyle açamıyordum. Bir şey yerken içerken buralarım sanki çatır çatır geriliyordu ve çok acıyordu. Ben şöyle yaptım. O süreçte kuru olan bölgeye hiç ürün uygulamadım. Ne yüz temizleyici jelini değdirdim oraya, ne de nemlendiriciyi. Çünkü o süre, yani o bölgenin iyileşmesine izin vermeniz gerekiyor. Ben sabah akşam gün içerisinde günde belki 3 kere 4 kere artık onu siz belirlersiniz. O bölgeye sürekli bepantol uyguladım. Cilt çünkü yenilenmesi gerekiyor. Orada bir reaksiyon olmuştu. O da neden sebep olabiliyor? Muhtemelen içerisindeki maddelerden dolayı belki de daha önce bu tarz içerikleri hiç kullanmadığımız için, cildimiz hiç böyle bir şeyle karşılaşmadığı için kuruluk gibi, işte pul pul dökülme gibi reaksiyonlar gösterebiliyor. Onun dışında ürünü şu şekilde de kullanabilirsiniz. Nemlendiriciden bahsediyorum. Bütün yüzüme uygulamak istemiyorum, cildimi kurutuyor diyorsanız sadece sivilcenin olduğu bölgeye lokal olarak da uygulayabilirsiniz. Nemlendiricinin de 3 versiyonu var. Bir tanesi Effaclar Duo Unifant isimli renkli nemlendirici. Bunun açık ve koyu tonu var. Orta tonu var mı bilmiyorum ama bendeki en açık rengi light olarak geçiyor. Bu hepsinin içeriği birebir aynı. Bunun içerisinde sadece böyle hafif BB krem etkisi yaratan, fondöten etkisi yaratan bir renk var. Yani cildinize hafiften renk veriyor. İkincisi SPF içeren versiyonu. Bu da Effaclar Duo SPF 30 yazar. Bunu ben gündüzleri kullanıyorum. Güneşe çıkmadan önce. Bir versiyonu daha var. Onu ben bitirdim maalesef. O da SPF içerisinde renkli de değil, tamamen normal bir versiyonu. Onu sabah, akşam, gündüz, gece dilediğiniz vakitte kullanabiliyorsunuz. Bu SPF'i akşamları kullanmanızı tabii ki de tavsiye etmem. Çünkü içerisinde güneş koruyucu var. Yapısı diğerlerine göre bir tık daha kalın. Çünkü güneş koruyucu olduğu için içerisinde. Bunu gündüzleri güneşe çıkmadan önce uygulayabilirsiniz. Evdeyken de uygulayabilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz evin içerisine de giriyor güneş ışınları. Onun dışında renkli olanı da makyajınızın altına kullanabilirsiniz. Günlük olarak kullanabilirsiniz. Sabahları kullanabilirsiniz. Ben mesela evden çıkmayacağım zaman bile bu renkli nemlendiriciyi kullanıyorum. Çünkü bazen cildim çok soluk geliyor. Bunu hemen böyle sürüyorum. Hafiften böyle eğer çok fazla sivilcelerim varsa, kızarık görünüyorsa onları toparlıyor. Ben şimdi burada bu renkli nemlendiriciyi uygulayacağım. Buradan sonra çünkü Onur'la böyle bir kahve içmeye çıkacağız. Kahve içerken de böyle hafif bir makyaj yapmış gibi görüneyim istiyorum. Uygulamadan önce iyice böyle çalkalıyorum. Gördüğünüz gibi cilt tonumdan hafif bir tık daha koyu. Benimki bitiyor. Ama bu böyle çok yoğun bir BB krem veya fondöten gibi değil. Öyle düşünmeyin. Sadece çok hafif renk veren ve cildinizin aslında rengini, cilt tonunuzu eşitleyen bir şey.
Bu nemlendiricilerin içerikleri aynı mı diye çok soran oluyor. Tamamen içerikleri aynı. Sadece tek farkı bunun içerisinde bir tık renkli bir şey olması. Yani cildinize hafif renk vermesi. Diğerinin içerisinde güneş koruyucu olması. Diğerinin içerisinde hiçbir şey olmaması. Hiçbir şey dediğim koruyucu veya renklendirici yok. Onu dediğim gibi zaten istediğiniz şekilde kullanabiliyorsunuz. Şöyle iyice bastırıyorum. Yakınlaştım da biraz. Zaten görüyorsunuz böyle hafif bir blur efekti verdi şuralarıma özellikle. Sanki yüzümde filtre varmış gibi. Ben seviyorum bu kremi. Özellikle dediğim gibi gündüz kullanmayı çok seviyorum. Veya akşam dışarı çıkacaksam ama böyle yoğun makyaj yapmak istemiyorsam vesaire seviyorum. Bu kesinlikle bir fondöten veya bir BB krem yerine tabii ki de geçmez. Ama şöyle söyleyeyim. Sivilceniz varken zaten aktif bir sivilce üretiyorken cildiniz fondöten veya BB krem kullanmamalısınız. Hiçbir şey ben kullanmadan duramam. Çünkü çok kötü görünüyor. Çok kızarık, beni rahatsız ediyor diyorsanız kullanmanız gereken zaten renkli nemlendirici. Zaten etkisi de gördüğünüz gibi hafif ve oldukça güzel gözüküyor. Genel olarak tonikle alakalı da sorular geliyor. Biliyorsunuz bu serinin bir de toniği var. Serumu var. Ben onları hiç kullanmadım. Hiç bilmiyorum. O yüzden yorum yapmam açıkçası doğru değil. Kullanmamanın da sebebi bu ürünler zaten benim için oldukça yeterli. Ben bu ürünlerden istediğim etkiyi alıyorum ve daha fazlasına ihtiyaç duymuyorum. İhtiyaç duyacağım bir zaman dilimi olursa tabii ki de denerim. Neden olmasın? Böyle ufak da olsa bu süreci hem anlatmış olmak istedim hem de nasıl uyguladığımı sizinle paylaşmak istedim. Umarım sizler için açıklayıcı ve yeterli olmuştur. Eğer hala kafanıza takılan bazı sorular varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ama tekrar ediyorum lütfen bana kusturma evresinin ne kadar süreceğini sormayın. Çünkü onun hakkında maalesef bir şey söylemeyeceğim. Çünkü bahsettiğim gibi herkesin cilt tipi farklı. Kimseyi umutlandırmaya veya yanlış yönlendirmeye gerek yok. Evet, bu videoyu burada sonlandırıyorum. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer hoşunuza gittiyse lütfen beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok öpüyorum. Görüşürüz. Bye bye.